NATO'nun en büyük deniz tatbikatlarından olan Dynamic Mariner, Mavi Balina, Nusret 2022 ülkemiz ev sahipliğinde savaş rüzgarlarının tüm dünyada estiği bugünlerde gerçekleştirildi. Tatbikata 16 NATO ülkesinden 22 gemi ve denizaltı katıldı. Deniz kuvvetlerimizle birlikte 50 gemi, 4 denizaltı, 34 uçak, 16 helikopter ve 2 insansız hava aracıyla birlikte 9500 personel görev yaptı. Bu personelin yaklaşık 8000'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT ve SAS komandoları ile birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'na aitti. Kapsam açısından tatbikat bu yıl NATO'nun Akdeniz'deki en büyük tatbikatı oldu. Aksaz Deniz Üssü merkezinde yapılan tatbikatlar Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Polonya, Romanya ve Yunanistan yer aldı. Hatta Yunan gemisinin diğer NATO gemileriyle birlikte Aksaz deniz üstünde çekilen fotoğrafı büyük ilgi çekti. Bu tatbikatlar aynı zamanda NATO harekatlarını sevk ve idare yeteneğine haiz yetişmiş personele ve komuta gemisi görevini icra edebilecek unsurlara sahip Türkiye'nin NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle İngiltere'den devralması öncesinde de önemli bir tecrübe oldu. Tatbikat sırasında Türk Deniz Gücü ve İspanyol Deniz Kuvvetleri amfibi unsurlarının harekata hazırlık seviyesi de değerlendirildi. Tatbikatın ilk bölümünde harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri ile fiili silah atışları gerçekleştirildi. Bunu tatbikatın son bölümünde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak bölgesel deniz kontrolünün sağlanması, kritik altyapıların korunması, deniz güvenliği ve deniz ulaştırma hatlarının korunması ile hibrit asimetrik tehdide karşı koyma eğitimlerini içeren çok tehditli ortam harekat eğitimleri izledi. NATO'nun paylaştığı çekimlerde TCG Bayraktar tank çıkarma gemisi dikkat çekti. Türkiye'de üretimi yapılan gemi TCG Sancaktar ile birlikte deniz kuvvetlerinin önemli bir gücünü oluşturuyor. Tatbikat sırasında deniz havacılığa ait S-70 Seahawk helikopterleri gemi konuşlu olarak görev yaptı. Deniz havacılık envanterine yeni giren AH-1W Süper Kobralarda atış gerçekleştirdi. NATO çekimlerinde ayrıca tatbikata katılan komutanlar da röportaj verdi. Tatbikat açısından Türkiye'nin önemli bir sınav verdiğine dikkat çeken farklı ülkelerden komutanlar, 2023'ten itibaren Türkiye'nin NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı'nı yürütmeye hazır olduğuna dikkat çekti. Bu tür organizasyonların farklı ülkelerin birlikte harekat yapabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan komutanlar, NATO'nun sıkıntılı bugünlerde gücünü gösterdiğini de ifade etti. Türk Deniz Kuvvetleri adına konuşan Albay Osman Diler, Akdeniz'de önemli bir deneyime ve mevcudiyete sahip olan Türk donanması, daimi deniz kuvvetleri ve deniz muhafızı harekatı gibi NATO operasyonlarına ve görevlerine şimdiden katkıda bulunmaktadır. 2023'te NATO mukabele gücüne liderlik etme sorumluluğuyla diğer müttefik ülkelerle birlikte çalışırken, onu daha yüksek bir düzeye çıkarmanın zamanı geldi dedi. Tatbikat geçtiğimiz günlerde Aksaz'da yapılan törenle tamamlandı.